Ve Süreyya Üzmez, balıkların efendisi, balıkların ordinaryosu diyoruz ona. Ankara beyefendisi, bakın bu hafta hangi balığı önerdi bize? Ankaralıların balığa karşı ilgisi nedir? Ankaralıların balığa karşı ilgisi gayet büyük. En taze balığı Ankara'da bulursunuz. Deniz kenarındaki balıkçılarda göremeyeceğiniz çeşit Ankara'da var. Nedeni Ankara'nın merkezde olması. Ege'deki bir kasabada sadece lokal balıkları görebilirsin. Ama Ankara'da Türkiye'nin her yerinden gelen balıklar var. İşte şu anda elimdeki gerçek bir deniz çıpası. Fener balığı, Akdeniz lokumu, kolyoz, sarı ağız. Çeşitlerimiz bol. Sarpa balığını tanıyacaksınız. Sarpa balığında faydaları çok büyük bir balıktır. Genelde yosun yer. Yosunlar yediği için çinko açısından çok zengindir. Elimdeki balık sarpa balığı. Şifa niyetine sarpa diyorum ben buna. Niye şifa niyetine? Gökçeada'da uzun yıllardır yaşayan yerliler bu balığı yılda bir defa yiyenin nezleye yakalanmadığını söylerler. Böyle bir inanış var. O nedenle Gökçeada'lılar her yıl sarpa balığından yiyerek kış aylarına girerler. O nedenle de hiç nezle olmadığına inanırlar. Sarpa balığı kayalıkların arasında, otsul bölgelerde, yosunların arasında dolaşır. Ama yegane gıdası ottur, yosundur. Sarpa balığı tavada pişirilebilir, ızgarada pişirilebilir. Ama biz her zaman sağlığı ve lezzeti birleştirme uğrunda tarifler verdiğimiz için bu hafta fırında veya güveçte de yapabilirsiniz. Sarpa balığını basit bir şekilde ağır ateşte pişireceğiz. Sarpa balığı yiyenler nezleye ve gribe yakalanmıyor. O nedenle kış aylarında sarpa balığına rastlarsanız mutlaka balıkçınızdan alın. Şimdi balığı pişirmeye başlayalım.